Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Soğuk bir kış gününde Namık Kemal'in doğduğu topraklar olan Tekirdağ'da size sesleniyorum. Seçmenlerimize sizce Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş mı olsun yoksa Ekrem İmamoğlu olsun mu diye soracağız. Bakalım seçmenlerimiz ne tür cevaplar verecekler. Videomuzu izlemeden önce henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen öncelikle kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu mu? Kim olsun? Ekrem İmamoğlu. Bak onu sana basarak söyleyeyim. İster darısınlar ister gücensinler. Çok teşekkür ederim. Sana. Evet çok teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu uyar. Çok teşekkür ederim. Saygılar. Ben teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu olmalı. Çok teşekkür ederim. Saygılar. Merhabalar efendim. Hiçbirisi. İmamoğlu. İmamoğlu. Çok teşekkür ederim. CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı olsun Ekrem İmamoğlu efendim? Yani ikisi de olabilir. O yani ikisi de hak ediyor. Hak eden olsun bence. Siz hangisini istersiniz? Sizin gönlünüzdekini söyleyin. Yani Mansur Yavaş'ın da yeniliklerini takip ediyoruz. Ankara'da olan gelişmeleri takip ediyoruz. Gençlere olan desteklerini görüyoruz. İkisi de olabilir diye düşünüyorum. Yani bu konuda kararsızım ama ikisi de olursa gönlüm razı. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Efendim hoş geldiniz. Merhaba. Ekrem İmamoğlu. Onu çok seviyorum, çok beğeniyorum. Ona teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi günler. İyi. Merhabalar. İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu'nu düşünüyorum. Ederim. Oldu, sağ olun. Efendim merhabalar. Ben sana CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı olsun Ekrem İmamoğlu mu? Ekrem İmamoğlu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim merhabalar. Onda bir karar veremiyorum. Kararsız. Çok teşekkür ederim. Hadi iyi günler. Mansur Yavaş olsa daha iyi olur. Mansur Yavaş. Teşekkür ederim. Olarak da yakışır. Teşekkür ederim. Al. Fikir yok. CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu mu? Olmaz. Yok kim olsun? AK Parti. AK Parti. AK Parti'nin aday olsun. Ben adayım. AK Parti'yle alakası yok. AK Parti'nin ifade bizlerini soruyoruz. Hangisi? Hiç olmaz. Ekrem İmamoğlu. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Merhabalar. Efendim CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu mu? Kim olur? İmamoğlu ben diyorum. İmamoğlu. İmamoğlu. Çok teşekkür ederim. CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı olmalı Ekrem İmamoğlu mu? Aday. Bence siz ona karar verin. Dünyada eğer karşılıkları varsa hangisinin daha çok varsa o aday olmalı. Benim soruma cevap değil. Kim mesela? Şu, bu aklıma daha uygun. Şimdi ben şahsen bakın ne devlet içerisinde İmamoğlu'nun ne de Mansur Yavaş'ın bir karşılığının olduğunu düşünmüyorum. Ya kurumlar nezdinde. Abi karşılık olmadı. Ne olması lazım? Yani şu an Tayyip Erdoğan Kasımpaşa'dan geldi. Tayyip Erdoğan'dan bahsetmiyoruz. Yani bakın. Yani uzaydan mı getirir? Bu insanlar bizim içimizde. Şimdi siz bana soru mu soruyorsunuz yoksa benim fikrimi soruyorum. Beni yönlendirmek mi istiyorsunuz? Yönlendirmek istemiyorum. Yani siz öyle bir tablo çiziyorsunuz sanki uzaydan bir adam getirilecek. Beyefendi bu benim reyim. Malzememiz bu. Bakın beyefendi bu benim reyim. Buna müdahale etmeyin. Eğer İmamoğlu da böyle efendim genel bir rey sormuyoruz. Ben ikisinin de uygun olduğunu düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Kararsız yazacağız. Çünkü eyvallah. Dar çerçeve. Yoksa geniş olsa tabii ki sabah. Aslında benim kararım var ama şu anda desteğimi ifade edip bir yerleri daha nasıl söyleyeyim? Daha dikkatli olması gerekiyor. Yönetimde olanların da olacak olanların da. Yani nasıl olsa bu benim bir destekçim var, kitlem var diye kimsenin düşünmemesi lazım. Ya da muhaliflerim var o halde ben bu işi başaramam. Hayır bu bence değişebilir ama bakın ben çok önemli bir prensipten bahsediyorum. Türkiye siyasi tarihinin geriye doğru baktığınızda tek parti iktidarlarının değişebilmesi için lazım olan şey iki krizin üst üste gelmesi. Evet, anladım. Eğer bu iki kriz yoksa kolay kolay değiştirmez. Bakın koalisyon hükümetlerini değiştirmek kolay ama tek parti iktidarlarını değiştirmek maliyetli bir şey olduğu için onun eksikliklerinin çok daha büyük olması gerekiyor. Evet. Değilse çok zor. Ona toplum karar verir. Teşekkürler. Yani çok erken onun için. Ama şu an konuşuluyor. Bir sene var. Bir sene daha az var. Tamam biz AKP'ninkini de bilmiyoruz ama. Nerede o? Daha belli değil. Bir kere kanunen önünde yasak var. Şu anda ona aşması gerekiyor. Bizim ne diyorlar? Yani şu anda öyle bir... Aklınızda var mı? İmam onun Mansur Yavaş mı? Valla ben CHP'liyim. CHP'nin gösterdiği hangi aday olursa olsun hiç önemli değil. Oyumu verir. Çok teşekkür ederim. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Olmalı. Temsil alalım. Hoş. Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Merhaba buyurun. CHP'nin adayı Mansur Yavaş mı İmamoğlu mu? Hiçbiri değil. Hiçbiri değil. Tamam ben Mansur Yavaş mı olsun İmamoğlu mu adayı? Normal. Yavaş'a normal derim. Yavaş ama İmamoğlu'nu söyleme. Hangisi olursa olsun biri olsun da. Sizce hangisi daha çok size umut veriyor?
İmamoğlu. İmamoğlu. Çok teşekkür ederim. Biz olsun olsun. İlle mutlaka biri olsun. Çok efendim gelin. Yok, çok abi. Teşekkür ederim. Vallahi en başarılı şimdi Ankara Belediye Başkanı. Mansur Yavaş. Çok... Orasını hangisini yapacaklarını bilmem de birisi daha ağır şey. Onun yanında İmamoğlu'nun yanında Mansur Yavaş daha hukukçu, daha ağır otoriteyi sağlıyor. Çok iyi idare ediyor. Ben onu bilirim. Teşekkür ederim. CHP'den mi? Evet, CHP'den aynen. Mansur Yavaş derim. Bence Mansur Yavaş abim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Hangisi hayırlıysa olsun. Efendim merhaba. Yavaş. Teşekkür ederim. Efendim siz de buyurun. Hangisini diyeyim bilmiyorum ki tanımadığım insanlar. Kararsız tabii canım. Kararsız o kadar diyebilirsiniz. Kararsız. Kararsızım yani. Tabii ben CHP adına bir şey söyleyeyim ama kendi şahsi fikrim. Her ikisi de bu işe uygun olduğunu düşünmüyorum. Düşünmüyorsun. Evet. Ya ikisi de aynı onların. Mansur Yavaş. Teşekkür ederim. Mansur Yavaş. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Ya onu zamanı geldi mi genel merkezimiz akıllı, güzel millet ittifakı bu kararı verir. Sandık gelsin, sandık açıklasınlar. Bizim adayımız hazır. Evelallah. Adayımız hazır. Adayımız hazır. Sandık gelsin, sandık. Ben İmamoğlu olsaydı, 40 tane İmamoğlu olsa bir tane yine oyumu vermiyor. Yok adayları diyorum. Aday bir şey. Mansur. Ona Mansur'a da verme. Yok oy demiyoruz. Kim aday olsun CHP'nin? CHP'den hiçbir aday olsa bile kazanamaz. Hiçbirisi. Hiçbirisi. Teşekkür ederim. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Çok teşekkür ederim. Mansur Yavaş mı İmamoğlu mu? Hiçbirini istedim. CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu mu? Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim. Bir şey değil. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş mı olsun Ekrem keşke İmamoğlu? Keşke Mansur Yavaş olsa. Gerçekten keşke Mansur Yavaş olsa yani. Çünkü gerçekten çok hakkaniyetli ve böyle hani... İçime huzur veren bir insan açıkçası ve Twitch yayınından sonra onu daha iyi tanıdım. Belki biliyorsunuzdur milyonlarca izlenen bir Twitch yayını oldu. Evet. Ondan dolayı bence olmalı ya gerçekten. Twitch'e devam. Evet. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ki Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu CHP'nin Cumhurbaşkanı da olsun. Fark etmez ya. Ekrem İmamoğlu dedi siz tamam. Mansur Yavaş olsun. Çok teşekkür ederim. Onu ben onların vereceği karar. Kararsız. Mansur Yavaş'ı desteklerim. Mansur Yavaş. Teşekkür ederim saygılar. Mansur Yavaş. Olsun. Evet. Çok teşekkür ederim saygılar. Merhaba. Vallahi onlar sandık seçimi yapacak ama bence Ekrem İmamoğlu. Olsun. Çok teşekkür ederim saygılar. İyi günler. CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı olsun Ekrem İmamoğlu mu olsun? Vallahi bilmiyorum kardeş. Hiç fikrim yok. Teşekkür. Çünkü insan kararsız kalıyor. Veriyor da pişman, vermiyor da pişman. Tamam. Teşekkür ederim. Faturası, elektrik faturası, doğalgaz faturası. Bir ayakkabı alamıyorsun kendine. Yetemiyorsun. Vallahi çocuk okula gidiyor, geliyor ayakkabısını yırtık, insan utanıyor. Alamıyoruz 6-7 nüfusuz. Hayat pahalı. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. İkisi de olmasın bence. Teşekkür ederim. Rica. Merhaba. İmamoğlu mu aday olsun, Mansur Yavaş mı Cumhurbaşkanı adayı? Ya Cumhurbaşkanı olsun. Kim olsun? İmamoğlu mu? İmamoğlu olsun. Teşekkür ederim. Efendim hoş geldiniz. CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı olsun, Ekrem İmamoğlu mu olsun? Beni hiç ilgilendirmiyor. Bence hiçbiri olmasın. Hiçbiri olmasın. Kemal neden olmuyor? Bilmiyorum. Soruyoruz. Ben de onu soruyorum. Kemal neden olmuyor? Belki olur. Kapasitesi müsait değil. O da olabilir. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı mı? Bilmiyorum. Valla hangisi olursa olsun artık. Fikir yok. Bizim için gelen ağam giden paşam ne yapalım? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şey değil. İmamoğlu. İmamoğlu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhaba ablacığım, bir soru soralım mı? Abi bildir abi. Merhaba. Bilmiyorum. Karar yok, karar. CHP'li alır bence Mansur Yavaş olması lazım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu mu olsun, Yavaş mı olsun? Yavaş istiyorlar ama olmuyor ki. Siz kimi istiyorsunuz? Siz söyleyin. İmamoğlu olsun. İmamoğlu. Çok teşekkür ederim. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıkla.